Bu videoyu yaklaşık böyle bir saat önce yapacaktım ama ben diken çalışmadığım mikrofonum şu koskoca mikrofon var ya çalışmadı bayağı uğraştırdı beni ama işte sonunda karşınızdayım bu mikrofonla konuşuyor olacağım nostaljik çünkü ilk başladığımda böyle mikrofonlarla konuşuyordum daha da nostaljik çünkü ilk başladığımda tam buradan neredeyse tam burada bu odada oturuyordum ama bu odada başladı her şey ee, 2K20 içinde şimdi wb 20 içinde her şey burada başladı diyebiliriz aslında. Ee, güzel bir video yayınladığı da böyle bir kanalında resmi gidip tamamını izleyebilirsiniz ben durdura durdura izleyeceğim 3-4 dakikalık bir şey bilgi veriyor hepsine bakalım teker teker hepsi hakkında yorumlarımı yapayım sonra genel olarak yorum yapmak istiyorum ve videoyu bitirmek istiyorum ve tabi bu tip haberleri kanalımda takip edebilirsiniz yine e, şey yaparsa bilgisayarım mikrofonum falan çalışmak isterse ben elimden geldiğince hızlıca e, size aktaracağım hepsini olabildiğince doğru düzgün bir şekilde evet bunun sesi biraz fazla kısalım sirvus konuşuyor boş atıyor işte bu sene biraz daha bilgi vererek başlayalım diyor right here right now come on man diyor 2K Showcase. Women's Revolution oynayacağız. Four başka bir şey yok sanırım. Sadece Four Horsewomen var. Yani detaylı bir mod olacak gibi gözüküyor. Dur, daha bitmemiş. Hepsini bir görelim. Yani devamına gerek yok yeni bir şey söylemiyor. Türkiye Showcase'in nasıl bir mod olduğunu falan anlatıyor. Ben söyleyeyim size Türkiye Showcase'i alıyorsunuz, oynuyorsunuz 1-2 saat belki daha fazla 3 saat hadi diyelim. güzel, eğlenceli gerçekten. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bir daha hayatınız boyunca dokunmuyorsunuz. Hayatınız boyunca dokunmuyorsunuz çünkü replay value denen bir şey var ya. Türkiye Showcase'de yok. Neyse yine de eğlenceli oluyor. Geçen sene Daniel Bryan oynarken eğlenmiştim. Ee, ama yani zamanında 2K Showcase oyundan çıkarmışlardı ve ben üzülmemiştim buna demiştim ki Hani bunu tamam atın 2K Showcase hiç onunla uğraşmayın Universe Mod'la falan uğraşın hani Daha seneyi geçirebileceğiniz modlarla uğraşın dedim ama Hani Showcase çıkarmışlardı 2 sonra Universe Mod Micro Career'a da hiçbir şey yapmamışlardı o kadar tembeldi ki O, o sene 2 2K, herhalde 2K18'den bahsediyorum o oydu sanırım çünkü 2K18'de Showcase var mı yoktu diye biliyorum ama neyse bu sene var Four Horsewomen. Genel olarak bu videoda e, hani modeller dışında hiç yeni bir şey görmüyoruz bu arada. Yani kadınların modelleri nasıl olmuş falan onları görüyoruz sadece. Hani ne bileyim yeni bir arena olsun, ovu falan olsun. E, oyun içi görüntüsü görmüyoruz yani. Gördüğümüz hareketler hep ikka 19'da olan hareketler. Onu da söylemek isterim size. E, ama hazır kadın modellerini falan demişken bakalım. Biraz daha iyi gözüküyorlar geçen senelere nazaran ama yani Türkiye'nin hiçbir oyununda kadın modelleri güzel olmadı. Yani garip. Gerçekten çok garip olanlar, canavar gibi gözükenler vardı. Ee, bu sene tamamıyla Four Horsewoman'a, Women's Revolution'a odaklanıyorlar. Bana sorarsanız çok da beğendiğim storyline değil ama bunun önemi yok bu videoda en azından. Ki söverim. <laughs> Burada sövmeyeyim. Burada şimdi bir bakalım. Modelleri nasılmış? Şu giderim gibi yeni hareket falan görmüyoruz. Bunu görüyoruz. Ne diyeyim beyler bayanlar. <laughs> Hepinizin iki gözü var. Gayet güzel çalışan. Daha hiç bir şekilde görmek istiyorsan dediğim gibi YouTube'dan da böyle bir Türkiye yazın zaten. Resmi sitesini bulursunuz oradan görürsünüz. Ee, ama durum bu. Yani Sasha Banks. Ne yalan söyleyeyim geçen senelere göre ışıklandırmadan olsa gerek. Ee, genel olarak beğendim modelini ama o gözlüğü bir çıkarsa tam yorum yapabileceğim. Bilmiyorum. Sasha Banks istedim gayet korkunç gözükebilir. Ee, Gözlük konu koruyan olabilir çünkü Bekir'in için de hani geri kalan yerleriydi o gözler. Ne bileyim? Hani almışsın yanan ucu yanan böyle metal almışsın gözlerini yakmışsın böyle orada göçükler olmuş. Sonra fake gözlerle doldurmuş. ya olmamış abi bilmiyorum ben Bekir'in için. The hani büyük ihtimalle en çok odaklanacakları süperstarlardan bir tanesinin modeli böyle gözüküyor. Üzdü. Ama ne yapalım. Grafikler zaten günün sonunda benim için önemli değil. Güzeller. Hoş hani tatlılar. Ama asıl önemli olan ana yemek o da oynanış. Oynanış hakkında da bakalım neler öğrenmişiz. Bir şeyler öğrenmiş miyiz göreceğiz. Diğer modellere de bakalım tabii. Charlotte ilk başta güzel değildi de. Geçen sene 2019'da birlikte beğendim. Hani daha düzgündü. Bu sene de biraz daha güncellemişler gibi gözüküyor modelini. Modelinden emin değilim yüzdeyiz ama yeni kıyafet olduğu kesin gördüğünüz gibi böyle. Beyle'nin e, <laughs> küfür edecekmişim gibi girdim lafa. E, böyle farklı bir retire var bir paperden görünüşe göre. Zaten geçen screenshotta da gördüğüm kadarıyla atar gayet detaylı ve güzeldi. Yüzü için çok bir şey diyemeyeceğim ya çünkü o kadar kaliteli göremiyorum. Ama e, şunu rahatça diyebilirim ki Bu yıl... Dördü arasından en kötü gözüken Becky Lynch, Sasha Banks gözlüksüz tam görsen bir şey diyebileceğim. Ama iyi yani ortalamanın üzerinde düzgün yapmışlar. Charlotte olmuş bence, Bayley de olmuşa benziyor. Evet geç 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 buraları gördük. Ama evet Türkiye Showcase Women's Revolution, Charlotte Bayley maçı, Charlotte Sasha Banks maçı, ee, Sasha Banks Bayley maçı NXT'den neyse Mike işte. Male and female, kadın ve erkek iki tane ayrı gibi gözükmüyor ama bakarsanız. Diyor işte, Metardee'de Multiverse'a falan gittiniz, White Compound'a gittiniz. Bu sene de aynısını yapacağız diyor, hani çılgın şeyler yapacağız diyor. Yani sırası beğendiniz bunları, madem beğendiniz daha fazlasını alın ulan diyorlar. Ama evet, kadın ve erkek story yani micro hero oynayabileceğiz. Bu direkt benim aklıma şey getirdi hani, iki tane micro Yani erkek micro bittiğinde kadına başlarım herhalde. Ee, ama şöyle bir şey beni korkuttu işte. Hem kadın, hem erkek. Belki bir senaryo, bir şey yürütsem kafamda. Papa Shango burada birini öldürüyor abi, birini kaçırıyor işte. Ee, ondan sonra atıyorum erkek seçtiysen kadını kaçırıyor. Sonra bir şeyler oluyor işte. Kadın seçtiysen erkeği kaçırıyor. Ya da ya da e, mix match challenge falan var zaten. Ona geçecek şimdi gördük az önce. Onunla alakalı bir şey de olabilir. Yani kadın ve erkeğin hikayesi birleşik olabilir. Ee, olmarım olmaz çünkü geçen senede Mike modu eğlenceliydi. Oynarken gayet eğlenmiştim. Bir sürü izlenme almıştım. Hani muhteşemdi yaptığım genel olarak her şeyin doğru gittiği serilerden bir tanesiydi. Ee, bu sene de öyle olacağına inanıyorum. Keşke ama hani bu da tıpkı My Career şey pardon Showcase gibi olmasa. Çünkü dedim ya Showcase'e. Bir kere oynayacaksınız, 2-3 saat sürecek. Bir daha hayatınız boyunca dokunmayacaksınız. Aynısını bunun için de söyleyebilirim. Bir kere oynayacaksınız, 2-3 saat sürmeyecek. Belki 8 saat sürecek. Ama bir daha hayatınız boyunca oynamayacaksınız. Kısır bu My Player. Daha doğrusu My Career. 2K Showcase'in uzun versiyonu gibi bir şey oluyor. Hani Smackdown Reconverse Pay'ini bir daha geri dönmeyi düşünüyorum. 2 kere bitirdim sezon modunu bir daha oynamayı düşünüyorum. Yani bu oyunda onu alamayacağız. O beni biraz üşüyor ama yine de eğlenceli olacağına eminim. Çünkü dediler zaten daha eğlenceli şeylere odaklanıyoruz. Geçen sene beğendiğiniz için vesaire vesaire. Yani oyun ilk çıktığında eğleneceğiz kesinlikle. Türkiye Showcase ve My Career'la. Ama senenin geri kalanı ne yapacağız acaba? O beni biraz endişelendiriyor. Mix Match Challenge'a bakalım şimdi. Şu an Asuka, ama Braun Strowman şeyle takdim olmuştu. Alex Abyss'le. Okey bu kadardı bu arada. <laughs> yani hiçbir şey demiyor neredeyse. Mix Tag Team Challenge var. Yani kısırası büyük ihtimalle her şey Mix Tag Team Challenge'daki gibi olacak. Yani Braun ne Ajax kafa kafaya veremeyecek. Sadece kadınlar kadınlarla erkekler erkeklerle karşılaşabilecek. Burada bravo Türkiye. <laughs> İplerin oraya bakarsanız. Trailer'a böyle bir şey koyuyorlar işte ya. Ne diyeyim. Ne diyeyim, 2K, klasik 2K. Ee, bu arada buna da bravo 2 <laughs> Burada 2 suçu yok, bu Brown'un çapkınlığı. Ama ee, evet, gerçek hayattaki Mixed Match Challenge gibi olacak yani erkek vs kadın, kad yani kadın vs erkek, çok bir şey değişmiyor öyle deyince de ama evet ee, yani Mixed Gender Match olmayacak. Gördüğünüz gibi sadece yine taktiğim maçı kadınlar kadınlara, erkekler erkeklere de alabiliyor ki PC'de zaten <laughs> böyle bir sıkıntı yok. İsterseniz modlayıp Braun Strowman vs Alexa Bliss yapabiliyorsunuz falan. Ama iyi, Mixed Taktiğim maçı neden çıkardılar bilmiyorum. Bu sene eklemeleri hatta biraz geç bile geliyor bana hani çünkü garip, garip. Neyse, olmamasından iyidir. Ne diyeyim, Mixed Taktiğim Challenge hani ne kadar çok şey değiştirecek bilmiyorum ama. Neyse. Burada 2K Towers'dan bahsediyor. Ee, özel bir şey olacak diyor, Roman Reigns'in kariyeri ile alakalı bir tower olacakmış duyduğum kadarıyla. Onu söyleyeyim dedim. Universe, hiç çok değiştirmedik ee, 2011'den beri. Bu sene de değiştirmeyeceğiz. Halbuki değiştirmelere gerekiyor çünkü Yunus gerçekten bu oyunu hani bir iki ay değil sonsuza dek oynatabilecek e, modlardan bir tanesi ama hiçbir şey yapmıyorlar ne bug fixliyorlar falan. Her sene ufak 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 çok ufak değişiklikler yapıyorlar. E, 20 seneye güzel bir şey, olur Yunus mod eğer e, bırakmazlarsa. Büyük ihtimalle 2-3 sene Yunus mod kalkacak. Sonra 2-3 sene daha bekleyecekler. Yunus modu tekrar en baştan geri getirecekler böyle e, ee, bomboş bir Yunusmod olacak. Tekrar dolduracaklar, dolduracaklar. Tam güzel olacak, kendi de kaldıracaklar. Çünkü yıllardır böyle yapıyorlar yani. Üzüyor bu beni. Ama neyse Yunus mod tanıdık yüz. Mega roster. Ee, en büyük rosterımız falan ama evet. Ee, bu. Çok şey yapılacak bir şey değil. Üstünde durulacak bir şey değil. Saber was the üstünde durmuyor. Burada da yeni bir şey görmüyoruz. Stone Cold'un girişi Montez Ford falan hani en azından oyunda uzun süredir görmediğimiz veya ilk defa gördüğümüz birisini gösterseler de hoşuma giderdi ama neyse burada zaten yeterince yeni bilgi veriyor. Umarım ama işte oyun çıkmadan başka şeyler de görürüz. Hayırlısı. Şimdi Exerobus'un yüzünü görüyorsunuz. En ilgi çekici şeylerden bir tanesi bu sene. Ve hep şikayet ediyorum ya bu oyun 2-3 ay oynanıyor. Eee yani işte ama My bittiğinde, Showcase bittiğinde hiçbir şey kalmıyor yapacak elimizde. Bunu çözmek için bir şey yapmışlar. 2K <laughs> oyun çıktıktan sonra sana bir sürü şey verecek diyor işte oynayacak şey. Ve böyle ilginç bir şey var. Braun Strowman, Frankenstein. Bray <laughs> Wyatt şu Pirates of the Caribbean'deki adama benziyor ama hani beklemiyordum Originals falan derken böyle bir şey beklemiyordum. İlgi çekici çok heyecanlandırmadı beni çünkü bu da bana sorarsanız Big Head Mode gibi bir şey. Big Head Mode nasıldı? İlk başta güzeldi, komikti. Bir iki maç izliyorsun Big Head Mode'a ya da bir iki maç yapıyorsun bir daha ilgini çekmiyor. Yani bunlar da güzel. Böyle Braun Strowman'la bir iki maç yaparım. Ama sadece hani böyle bir arena Arena her zaman iyi olur da Braumstrom'un sadece kostüm olarak gelirse Başka hiçbir şey değişmezse Ama mesela canavar Braumstrom'un geldiğini Ne bileyim ringten fırlatabiliyorsun Adamın Yeni şeyler eklerse oyuna Sadece görüntü dışında bak orijiniz güzel olabilir Ve öyle bir şey de beklerim ben Çünkü e, sanırım ee, original'a ekstradan para vermemiz gerekiyor ama o konuya e, bu video bitince geleceğim. Çünkü Türkiye kendi sitesinde ekstra birkaç bilgi daha paylaşmış. Bu video dolayısıyla uzun bir video olacak. Devam ediyoruz. Bu kadar bilgi veriyorlar. Yakın zamanda hani daha fazla bu olaya geleceğiz. Original'ın ne olduğunu açıklayacağız." diyor Xavier Woods umuz. Ee, bakalım ilgi çekici gerçekten, yani gerekiyordu, uzun süredir gerekiyordu böyle bir şey. Ee, madem hani adam akıllı Mike Rear yapmıyorsunuz böyle senelerce oynayabileceğimiz, belki bu açlığımızı giderebilir. Ama e, tek isteğim, en büyük isteğim geçen sene Mike Reyer'da e, özel şeyler, kıyafetler veriyordu. Sonra bu kadar. Mike çıkaramıyordun. Hatta en seni bozuşu ben Kereşer'i çok güzel yaptım. Bütün hareketlerini falan hani saatlerce uğraştım o Kereşer'in üstünde. Şey Exhibition'a çıkaramıyorsun. Mike dışında o Kereşer'i öyle oynayamıyordum. Çok gıcık bir şey. Çünkü bir daha yaratamadım adamı. Hani Yurus moda eklemek istiyordum yaratıp. Yaratamadım çünkü çok, o kadar çok uğraştım ki o Kereşer'i ben. Bir daha hani uğraşmadım istemedim. Çok saçma aşırı saçma. Mike olan Mike Rear'da kalmamalı. Ee, onu söyleyeyim.

Seth Rollins'e artık yeni bir isim vermek istiyorum. Görüyorsunuz bu önünüzdeki tabloyu. Kak Rollins. C-U-C-K Rollins. Anlamı ne diye merak ediyorsanız bak onu bile gösteriyorum şu an size. Kak Rollins beyler bayanlar. Seth Rollins değil. Kak Rollins. Da bir Seth Rollins'i cool yapmaya çalışıyor. Ama bu sarf ettikleri efor sadece Seth Rollins'i cool yerine Kak Rollins yaptı. Bundan sonra ne Kak Rollins diyorum. Universe Mod dışındaki Seth Rollins'e Kak Rollins diyorum. Universe Mod'daki, benim Universe Mod'daki Seth Rollins gayet iyi. Ağzını açmıyor, güreş işini yapıyor ama gerçek hayattaki Seth Rollins şu an için en azından ilan edilmiştir. Bella Benler Kak Rollins. <laughs> yani görüyorsunuz daha fazla size gerek yok herhalde. Bu tablo size her şeyi anlatıyordur. Becky Lynch ve Roman Reigns cover superstarlarımız gayet hoş. Tek zaten cover superstar olması anlamsız buluyordum. Hoş. Aha tabi. Görüyorsunuz e, Collector's Edition, Deluxe Edition'dan bahsediyor. 809 lira olacak şeyler çünkü Türkiye'de yaşıyoruz. Oh ne güzel. Ülkemizi bazen çok seviyorum. Ha, neyse. Üzüldüğümüze göre Collector's Edition'ın detaylarına bakabiliriz. Smackdown Edition eşittir Collector's Edition bu. E, 20. yılını kutluyor Smackdown'ın. Bunları zaten daha detaylı bakacağız daha detaylı bakacağız. Burada sadece hani editionları gösteriyor. Normal, Deluxe ve Smackdown Edition. Ve işte evet biz de zaten oraya gideceğiz. Türkiye'ye gidin diyor. Gideceğiz şimdi. Bakacağız detaylara. Step inside. Oktober neydi? Ekim. Eylül. E Eylül'den sonraki ay Ekim. Ekim'in 22'sinde çıkıyor. Ekim'in sonunda çıkıyor ve çıkar çıkmaz benden de bir Minecraft videosu bekleyebilirsiniz. <laughs> Çok büyük söz veremiyorum açıkçası kesin söz veremiyorum. Okulun başlamış olacak başlamasından hatta neredeyse 30 gün geçmiş olacak üzerinden ilk sınavlar yaklaşıyor olacak. Elimden geldiğince tabii hemen oyunu alıp geçen sene bu sene geçen sene geçen sene olduğu gibi 2K19'da hemen Minecraft yapmaya başlayacağım. Amacım bu. Nasıl olacak acaba bilmiyorum. Neyse. Evet. Bayağı bilgi verildi burada. 2K Showcase. Um, ondan sonra Mixed Back Challenge. My Career. Bu arada cover reveal videosu var. Belki için de içinde, içinde olduğu live action bir video. Ben gereksiz buldum izlemeyi. Um, i̇lginç, hoş. Yeni bir şey göstermiyorlar burada da o yüzden merak ediyorsanız izleyebilirsiniz de çok hani bunun üzerine zaman harcamaya gerek olmadığını düşünüyorum. Şimdi Deluxe Edition'a bakalım, ee, Türkiye'de Collector's Edition almak zaten aşırı mantıksız geliyor bana. Hani ciddi anlamda zengin değilseniz, e, görmedim, <laughs> görmedim yani kimsenin arkadaş evremden böyle bir şey yaptığını Collector's Edition aldığını görmedim. Hani e, yok, imkansız. Neyse yine de bir göz gözdiririz burada neler varmış diye de, ee, şimdi Türkiye 12 Deluxe Edition'a bakalım, 12 diyorum 20. Hımm geçen senelerde olduğu gibi bütün DLC'leri veriyor mu acaba? Önce tabii tabi B2K 20 geliyor, 2K 20 geliyor. Accelerator geliyor. Ee, evet, bununla birlikte Accelerator'la bütün herkesi açıyorsunuz. Bütün kemerleri, bütün kapalı arenaları falan. Bunu alıyorsunuz, bir tuşa basıyorsanız açıyorsunuz. Çok sinir olduğum bir şey çünkü eski zamanlarda WWE oyunlarında Şifre giriyordunuz Hani cheat code giriyordunuz işte her şey açılıyordu şimdi onun için bile para alıyor şerefsizler ha, ne yapacaksın ee, Sonra şey var evet şurada gördüğünüz gibi rankinglerle attribute'lerle oynamanızı e, sağlıyor Normalde bunu yapamıyorsunuz bunun için bile para vermeniz gerekiyor aşırı salakça aşırı saçma direkt havadan sudan para <laughs> alıyorlar sizden Yapacak bir şey yok ama gayet bildiğin oyunu etkileyen bir şey bu gayet lazım olan bir şey bu yüzdeyiz alacağım bir şey o yüzden Accelerator. büyük ihtimalle ben alacağım zaten direkt WWE 2K 15'i Kickstart geçen sene de vardı bu, bu beni <laughs> çok korkutuyor abi aslında korkmuyorum çünkü geleceği biliyorum. Gelecekte şey olacak. Ne diyor burada işte My Career'da daha ilerden başlayabilirsin. 25 vcn olacak. 500 tane para birimimiz var onlardan alacaksın. Free boost alacaksın. 8 tane additional skill point falan filan derken. Geçen sene bunu koymuşlardı. Demişlerdi ki para almayacağız. Bu sene de koydular şimdi. Para almayacağız diyebilirler. Çok şaşırırım açıkçası bu sene de para almazlarsa. Seneye Belki yani aşırı düşük bir ihtimal seneye de para almazlar ama mutlaka bunlar paralı olmaya başlayacak. Ee, ne bileyim çok sevdiğim bot mu var? <laughs> İyi şanslar, bize 500 lira ver, bir sürü paket al, ee, aç bakalım hepsini. Belki şans eseri istediğim bot çıkar. Direkt botu mu almak istiyorsun? 500.000 VC ver, geber yoksa. Ee, yani, microtransactionları şu an oyun içi satın alımlarını e koyuyorlar buna ve... Bilmiyorum abi. Büyük büyük ayıp ama adamlar hani umursamayacak tabii ki de oyunun kalitesini umursamayacak. Türkiye'den bahsediyoruz burada. Take twodan bahsediyoruz özellikle. Ee, yani hiç güzel bir haber değil. Bu neden insanlar bunun olmasına izin veriyor bilmiyorum. Ee, büyük youtuber'lar işte Christian Cross, Sean Polso'sun bunlara bağırmaları, ses çıkarmaları gerekiyor. Çünkü e, parasız, gerçek para istemeden bile bu oyunu etkiliyor. Kötü yönde etkiliyor bu arada. Bir de ileride para isteyecekler ve o parayı ödemeniz için, o parayı Türkiye'ye vermeniz için elinden gelen her türlü taktiği kirli taktiği uygulayacak bir insanlar. Tıpkı EA'in FIFA'da herhangi bir oyunda yaptığı gibi, EA dışında başka microtransaction olan oyunlarda olduğu gibi telefon oyunlarına dönecek. Yani bu oyunda o ho hiç hoşuma gitmiyor. E, aşırı derecede tepkileyin buna yani e, bilmiyorum. Bilmiyorum abartırlarsa... Ne yaparım bilmiyorum ama hiç hoş olmaz. Ben çok bir şey yapamam. Çünkü 2K kanalıyım. 2K kanalı değil de güreş kanalıyım işte. Ee, o yüzden benim için çok şey değişmez. Ama yani protestoda ederim olduğu kadar. Size de almamanızı e, tavsiye ederim. Ve zaten her zaman diyorum ben eğer 2K kanalı, işte 2K çekmesem, güreş videoları çekmesem, güreş oyunları oynamasam, büyük ihtimalle WWE oyunlarını almayı çoktan bırakmıştım diye. Bu hiç hoşuma gitmiyor dediğim gibi. Baya uzun konuştum bunun üzerine Belki canınız sıkılmış olabilir ama Sıkılmasın beyefendiler Çünkü dediğim gibi bu ileride Patlayacak bir şey Bu ileride bizim yüzümüzde patlayacak bir şey Oyunu berbat yapacak bir şey Çünkü size şey de verebilirim Direkt kanıt da verebilirim Gidin en son çıkan NBA 2K'yi oynayın Yine bak Türkiye'den bahsediyoruz Yani Gidin en son çıkan NBA 2K'yi oynayın Gidin şeylerine bakın Steam'deki incelemelerine bakın eğer bunun olmasına izin verirsek bu tümörün büyümesine izin verirsek gelecekteki WWE oyunlarında da güzel şeyler beklemiyor bizi ben söyleyeyim şimdiden ki 2-3 sene sonra kaçınılmaz bir şekilde bu microtransaction'lar oyuna sokulduğunda Kerem abi söylemiştin hep bunları vay anasını falan diyenler olsun. Ya çünkü olacak gibi ya kaçınılmaz gibi gözüküyor ama ne yapacaksın devam edelim bu dediğim gibi hiç beğenmediğim bir şey ama devam edelim artık video daha fazla uzamasın bu güzel bu güzel 2K20 Originals tamamıyla hani sene boyunca çıkacak her şey bedavaya değil de Deluxe Edition'ı aldıysan geliyor sana yani ekstradan para vermen gerekmiyor hem Deluxe alıyorsun hem 2K Originals alıyorsun ama böyle bir şey gerek yok Deluxe Edition'ı aldığın anda Türkiye Originals'taki her şey geliyor sana. Her şey geliyor. Ee, hoş, güzel. Dediğim gibi Türkiye Originals'ın ne olduğuna bağlı. Ee, yani bakalım, bakalım. Hoş, bunu duymak hoşuma gitti. Ama bunun, bunda da çok şeyim yani. düşünceliyim, skeptiğim diyeyim. Yani inanmıyorum. Bu sene yaptılar bunu. Bence ilerleyen senelerde yavaş yavaş Dalaksa dışında olmayacak bu. Ekstra para vermen gerekecek Dalaksa dışında aldığında bile. Ya çünkü Türkiye bu abi. Huyunu suyunu biliyorum. Türk, NBA Türkiye ile ne yaptıklarını biliyorum. GTA Online ile Red Dead Redemption Online ile ne yaptıklarını biliyorum. Görüyorum. Ee, hani Rockstar gibi bir firma bile artık ağır bir şekilde hani eleştiri alabiliyorsa çünkü eskiden ne kadar bok gibi şey yapsalardı GTA Online'da eleştiri almıyordu. Çünkü yani şey Rockstar çok sevilen bir firmaydı. Şimdi o kadar saçmalamaya başladılar ki Rockstar bile e, eleştiri almaya başlıyor. Yani GTA Red Dead Redemption. Bu e, o da yani çok konuştum ben bu konuyu kapatayım artık. Ama hani ciddi anlamda dediğim gibi konuşmaktan bu böyle kadar fazla konuşmaktan pişman değilim. Ee, bilinçli olun bu konularda diye olabildiğince konuşmak istedim. Neyse devam edelim. Ee, evet. Bonus Digital Content her sene zaten Superstar paketleri çıkıyor. Bu sefer China olacak. Smackdown 2'deydi en son China. Smackdown 2'de 1998'de veya 99'da çıkmış olabilir. 20 yıldan fazla bir süredir. Ya da tam 20 yıldır. <gülüyor> falan. <gülüyor> China yok. Ee, WWE oyunlarında. Geri dönüşünü yapıyor gayet hoş bir şey gayet beğendim hiçbir şikayetim yok Hulk Hogan geri geliyor oyuna zaten bunu biliyoruz ama e, burada onu söylemiyor e, Hulk Hogan 500 dolar tişörtü The Rock and Suck Connection Mankind Ha oyunda herhalde evet. Oyundaki Hulk Hogan 500 dolar tişörtüyle hani kıyafetiymiş bu Hulk Hogan'ın oyundaki. The rock ve The Rock and Rock and Sock Connection. Ha tamam ulan öyle bir şey oldum ki kafam karıştı. 1998'lerde falan 99'larda Rock and Sock Connection olmuştu. Hani o eradan Rock ve Mankind olacakmış böyle ne bileyim Rock'ın sürekli güneş gözlüğü taktı diyeceğim de zaten adam kariyeri boyunca taktı. O yüzden çok açıklayıcı olmayacak. Ama şey giymiyor yani hani böyle kolları açık şey giyiyor ceket giyerken böyle ne bileyim daha hippie tarzındayken. Ama neyse. Ama neyse. Anladınız siz. Rock and Suck Connection zamanlarından Rock My Mankind, Hulk Hogan 500 dolar tişörtüyle ve China. WWE Super Card Demet Edition Card, oynayan varsa sevinebilir belki Kim bilir, umrumda bile değil WWE Super Card Bana telefon oyundan bahsetmeyin çünkü <laughs> Sizi boğarım şöyle, Kokira clutch yaparım Telefon oyunlarından o kadar nefret ediyorum ki kim olsanız olun Bana telefon oyunlarından bahsedin Kokira clutch yiyeceksiniz tamam mı? Şimdi söyleyeyim ee, bu bayağı uzattığım videoda ama podcast adında oldu bence. Sevenleriniz vardır detaylı konuşmamı. Ee, WB2K20 Collector's Edition ee, Burada ne olur olacakmış hemen bakalım. WB2K20 Accelerator, Kickstart Bunlar hep Deluxe'da vardı. Yine WB2K Originals'ın hepsi Değil mi? Aynısını diyor. Kompli ise de okey. Ee, additional bonus content ve sonrasında da ring ten bir parça 2002 2008 Smackdown zamanlarından ve işte efsaneler tarafından imzalanmış plaklar. Kurt Angle, Rey Mysterio veya Edge. Yani SmackDown'ın zaten hani en büyük üyeleri Kurt Angle, Rey Mysterio, Edge, Eddie bunlardı. Ee, o en büyük üyelerinden üçü imzalayıp bir plak verecekmiş. WB Supercard Limited Edition. Yani Collector Edition'da kutusu güzel olur herhalde. Ee, şeyde görmüştük, Xavier Wood videosunda görmüştük, hoşuma gitmişti. Ama başka hiçbir şey yok yani. Drink'ten bir parça var, bir de şey var. Otografi işte. <laughs> İmza, imzalı kağıt, plak. O güzel de Büyük ihtimalle Collector's Edition çok pahalı olacak. Henüz fiyatlar konusunda bir fikrimiz yok. Olsa bile zaten e, hani dolarla şey olacak. E, gösterecek fiyatlar. Bir bakayım ben. <laughs> bu ne oğlum? Ya şaka mı yapıyorsun? <laughs> Şu an webcam'imi görüyorum. <laughs> İsa olmuşum fark etmeden. Ne güzel. Ne yapalım? Niye bu kadar ışık var. Hiçbir fikrim yok. Evet fiyat konusunda çok bir şey bilmiyoruz ama şunu rahatlıkla diyebilirim ki PC'de en alınabilir olacak. Ee, PlayStation 4'te 800'ü falan bulabilir Deluxe Edition şaka gibi. Asla almanızı tavsiye etmem İndirimi bekleyin. Ee, alabiliyorsanız PC'den alın alabiliyorsanız Deluxe Edition alın. Ee, yani çünkü oyunun full versiyonu aslında Deluxe Edition. Yani normal versiyonu Deluxe olmalı ama bu benim düşüncem sadece antep fıstığımı düşürdüm tamam elime geri aldım. Beyler bayanlar bu Türkiye 2.0 hakkında bilgilendirme videosuydu. Baya baya şey çıktı ve çıkmaya devam edecek. Mesela e, Raster Reveal daha görmediğimiz bilmediğimiz insanlar var. Görmediğimiz modeller, screenshotlar falan var, görüş videoları var. E, ondan sonra da oyun hakkında daha fazla detay belki yeni e, hani şey eklemişlerdir oynanış mekanikleri. Belki her zaman olduğu gibi her sene yaptıkları gibi bir iki tane maç tipini yeniden revize etmişlerdir. Baştan yaratmışlardır. Daha güzel olmuştur. 2K18'de ee, dur 2K17'de merdiven maçı 2K18'de Royal Rumble yanlış hatırlamıyorsam 2K19'da Steel Cage ve bakalım 2K20'de hangi maçı düzeltecekler. Mix tag team maçını geri getirdiler de ne bileyim şöyle special referee, referee de geri getirseler keşke. Ee, öyle. Artı bu kadar. <laughs> Başka bir şey aklıma gelmiyor açıkçası. O yüzden bu videoyu burada bitiriyorum. Daha 2 k hakkında konuşacak çok şeyimiz var. Yani benim de bu görünüşüm hakkında da bayağı konuşabiliriz de. Ne ağır oldu abi ben kaydetmeye başladım da böyle değildim. Ama neyse. Yaklaşık 32 dakikadır kaydediyormuşum. Burada bitireyim videoyu beğenir Bir dakika videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. You